Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in ateşle oynamayın uyarılarına rağmen adayı ziyaret etmesi üzerine ABD ile askeri diyalog mekanizmaları devre dışı bırakıldı. Pelosi'nin ziyareti ABD-Çin ilişkilerini 1989 Tiananmen olaylarından bu yana en gergin noktaya getirdi. İlk tepki olarak Çin ordusu adayı çevreleyen 6 farklı bölgede gerçek mermi kullanılan nükleer denizaltı ve uçak gemisi caydırma gücünün yer aldığı tatbikatlar başlattı. Ardından Cuma günü açıklanan 8 yaptırımla Çin, ABD arasında başta askeri diyalog kanalları olmak üzere pek çok önemli başlıkta kurulan mekanizmalar devre dışı bırakıldı. Yaptırımlara göre cephe komutanları görüşmeleri, savunma politikası eşgüdüm görüşmeleri, askeri deniz güvenliği danışma anlaşması toplantıları iptal edilirken yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesi işbirliği, cezai konularda yasal yardım işbirliği, ulus aşırı suçlara karşı işbirliği, uyuşturucuyla mücadele işbirliği, iklim değişikliği görüşmeleri de askıya alındı. Ayrıca Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ailesine bir dizi yaptırım uyguladı. Pelosi, Çin'in yaptırım uyguladığı en üst düzey ABD temsilcisi oldu. Çin ordusu, Sarıdeniz ve Boha Denizi'nde iki yeni tatbikat olacağını da duyurdu. İki ülke arasında yıllar içerisinde kurulan diyalog mekanizmaları böylece devre dışı bırakılıyor. Bu, Güney Çin Denizi ve Tayvan Adası yakınlarında benzeri bir kışkırtma durumunda sıcak çatışma riskinin artması anlamına geliyor. Çin'in 8 dilde yayın yapan uluslararası haber ajansı Xinhua, dünyanın önde gelen siyasi partilerinin Tayvan kışkırtmasına karşı Çin'e verdiği desteği haberleştirdi. Dünyanın dört bir yanından mesajlar haberleştirilirken, Türkiye'yi temsilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in mesajı içeriğiyle birlikte yer aldı. Perinçek'in, Pelosi'nin ziyareti Çin'in egemenliğinin ciddi bir ihlalidir. ABD, Tayvan sorununda uluslararası hukuku görmezden gelerek, önceki taahhütlerini çiğneyerek bütün dünyaya güvenilmez bir ülke olduğunu bir kez daha göstermiştir, vurgusu öne çıkarıldı.